Merhaba arkadaşlar. Örnek soru çözümleri, yeni videolar için alt tarafta bulunan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Soru şu şekilde. 25 kişilik bir sınıfta Almanca veya İngilizce konuşan 22 öğrenci, Almanca konuşamayan 10 öğrenci, İngilizce konuşamayan 13 öğrenci vardır. Almanca veya İngilizce konuşamayan öğrenci sayısını bulunuz. Şimdi sınıfı şu şekilde çizersek Sınıfta Almanca konuşanlar var, İngilizce konuşanlar var, bir de ikisini birden konuşanlar var. Öyleyse şu şekilde kümemi çizebilirim. Şurası Almanca, şurası İngilizce konuşanlar olsun. Şimdi sınıfta toplam 25 öğrenci var. Tamamı 25. Almanca ve İngilizce Almanca veya İngilizce konuşan 22'ymiş. Yani şuranın içinde 22 kişi var. Dışarıda kalan ise 25 22'den 3 kişi var. Bu 3 kişi bu dilleri konuşamıyor. Dolayısıyla Almanca veya İngilizce konuşamayan öğrenci sayısını 3 olarak buluyoruz. Sadece İngilizce konuşan öğrenci sayısını bulun. Yine kümemi çiziyorum. Almanca, İngilizce. Dışarıda 3 kişi olduğunu biliyorum bu sefer. İngilizce sadece İngilizce konuşanı ararken şuna bakıyorum. Almanca konuşamayan 10 öğrenci varmış. Öyleyse şu bölümü kapatırsam Almanca konuşamayan şurayı kapatırsam Almanca konuşanları çıkarsam 10 öğrenci varmış. Eğer şurası 3 ise şurası da 7 olacak ki Almanca konuşamayan öğrencileri bulalım. Bunlar nedir? Sade İngilizce konuşanlar 7 kişi. İkisini de konuşamayanlar 3 kişi. Konuşamayan toplam 10 kişi olarak buluyoruz. Ve son şık her iki dili de konuşan öğrenci sayısını bulun. Yine çiziyorum kümemi. Almanca, İngilizce. İkisini de konuşamayan 3 kişi vardı. Şurayı da bulmuştum 7. Ve sonra da şu diyordu ki İngilizce konuşamayan 13 öğrenci vardır. Bu sefer İngilizceyi şöyle kapatayım. İngilizceyi kapatıyorum. İngilizce konuşamayan 13 kişi varmış. Öyleyse şu Almanca'daki sadece Almanca bölümü ve dışarıdaki 3 kişi toplam 13 kişi olacak. Sadece Almanca bilmiyorum. Dışarıda ikisini de konuşamayan 3 kişi var. İkisinin toplamı 13 kişi olacak. Öyleyse sadece Almanca konuşan da 10 kişi var. Şimdi bunu yazdım 10 kişi olarak. Şurayı temizlediğimde. Buranın 7 kişi olduğunu bulmuştum. Sınıfın toplamı da 25 kişiydi. 10 kişi burada, 7 kişi burada 17. 3 kişi de burada 20. Öyleyse şuraya da 5 kişi kalıyor. Bunu da nasıl gösteririz? 10 artı 7 artı 3, 20. Sınıfın tamamı 25 olduğundan 25'ten 5'i çıkar. 25'ten 20'yi çıkarttığımda da 5 sonucuna ulaşıyor.